Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bir Gündem Özel programında daha birlikteyiz. Bizi kavuşturan Rabbimize şükürler olsun diyelim. Ve Gündem Özel'de çok özel bir konuğumuz var. Çok önemli özel konular konuşacağız bu akşam Gündem Özel'de. E, sevgili izleyiciler onu söyleyelim. Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet e, çok... Özel, önemli bir camia bu akşam bizi izliyor. E, ve Dolayısıyla o özel ve önemli camianın temsilcisi olarak e, sizi bur burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. E, çok teşekkürler. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. E, bayağı uzun bir yolculuk oldu buraya gelirken herhalde. İstanbul trafiğiyle ile de e, tanışmış oldunuz. E, tekrar teşekkür edelim e, bu güzel ziyaret için. E, bu akşam önemli konular konuşacağız. E, bu özel camia ile ilgili ee, güzel konulara değineceğiz. Hemen hatırlatalım. Soru sormak isteyenler olursa soruları da cevaplarsınız. Tabii ki e, Facebook Facebook ve Twitter adreslerimizi arkadaşlar verecek. E, oradan merak edenler olursa e, o merak konularını e, bana yazabilirler. Ben de e, hocama iletirim. E, evet bugün aslında gündem özelde e, konuşacağımız tabii ki ilk konu e, hepimizin e, ne diyelim hepimizi üzen ...kızdıran konu... E, Otüde yaşanan inanç kıyımı. E, i̇sterseniz bu konuyla... ...ilgili başlayalım. E, bu durumla ilgili e, siz neler söylüyorsunuz... ...üniversite içindeki... E, ...kapatılan mescitler... ...ya da söz verilip açılmayan... ...mescitler ve o mescitlerde... ...Rabbine secde etmek isteyenler... ...özgürlüğü... ...yaşamak isteyenlere yapılan... ...saldırılar da var. Özgürlük düşmanları bunlar. Hani... E, Böyle yeryüzünde fitne fesat çıkaranlara hani diyor ya biz düzelticileriz diyorlar ya. İşte onlar da hep özgürlükçüyüz diyorlar ama en büyük özgürlüğü engellemeye çalışan zihniyetle ilgili başlayalım onun yansımalarını. Ben teşekkür ediyorum. Bu mübarek cuma gecesi bütün İslam alemine, milletimize hayırlara vesile olsun. Ha. Özgürlükçü diye geçinip bu perde arkasına sığınan, bu milletin örfüne, adetine, dinine, imanına, mescidine düşman olanlara da cenab Hak akıl fikir versin. Ha. Şimdi Türkiye'de zaten bu özgürlük kelimesiyle yüzyıllar bu milleti kandıra kandıra geldiler. Özgürlük adı altında, medeniyet adı altında, ilericilik, çağdaşlık adı altında, bu uydurukça kelimelerle bu nesli bu konuma getirdiler. Yani adeta... Şu savaş verildi. Bu bugünün meselesi değil. Yani bu bugünün meselesi değil. Yani öyle günlerden geldi geçti ki artık milletin namaz kılması bile bürokraside çalışanların suç haline gelmişti. Böyle bir e, tavrın ortaya konulan, sergilenen e, böyle bir yönetim ve idare şeklinin e, anlayış tarzı e, bugünkü bu şekildeki Aynen geçmişteki evet. babalarının, dedelerinin anlayışıyla özgürlük, medeniyet, çağdaşlık adı altında saklanarak bu milletin mabetlerine her zaman saldırdılar ve saldırmaya devam ediyorlar. Bir bakıyorsunuz ki bunlar hepsi Müslüman anne baba çocukları. Ne istiyorlar? İstedikleri sebep nedir? Sorun kendileri de istediklerini bilmezler. Ee, çağdaşlık isterler, özgürlük isterler. Ben şunu söylüyorum üniversitelerimizin artık sadece cami değil, bütün çünkü bu öttü dediğimiz bu büyük üniversite dünyanın sayılı üniversiteler arasında diye ben övünürüm her zaman. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde. Dışarıdan gelen öğrencilerimiz var. Yahudi dilisi de olabilir, Musevisi de, Hristiyanı da olabilir. Bırakın kiliseler yapsınlar. Evet. Osmanlı'dan hiç mi örnek almazlar? Batı'dan hiç mi örnek almazlar? Batıya özlenen, özenen bu zavallıların ve batıcı diye geçinen bu ahmakların neden acaba? Neden sadece Müslümanların mescitlerine veyahut ibadet hanelerine saldırmayı bir başarı kahramanlık addederler? Tam da bugünlerde Bunun, hocam Amerika'da e, başörtülü hakim yemin etti, değil mi? Kur'an'ın Yani üzerine. yani değil mi? E, bunların yegane sebebi eee yani Osmanlı'nın son dönemlerinde Jön Türk diye adlandırılan o güruhun Osmanlı'yı yıkan gruptur. Evet. Osmanlı'yı tarihten silmek isteyip batıyla anlaşıp kendi neslini yok etmeyen neslin devamı, fikir anlayışının devamıdır ki bu din düşmanlığıdır. Ve bugün orada başlayan, daha evveli de vardı esas... Tezahürü en üst noktada olması Jön Türk meselesi. Bugün de aynı şekilde bu milleti yok etmenin oyunlarıdır. Ve bu milletin diniyle tarihi boyunca savaşa gelinilmiştir. Savaşılmıştır, mücadele edilmiştir. Bunlar bu mescit olaylarına karşı çıkma kanunlaştırılmıştır. Türkiye'de din yasaklanmıştı. Yani bu milletin evet. çocuklarına, Kur'an okuma inandığı kitabın öğrenmesini bile kanunla yasaklamıştı. Bu gençler ne ki bunun yanında? Bunlar e, kendini bilmez zavallılar. Bu Türkiye'de Kur'an okumayı da kanun olarak yasaklamıştı. Ne adına? Demokrasi adına. Ne adına? Özgürlük adına. İşte bu iki kelime sır burada. Sakladıkları kehanetleri de burada. Bu milleti tamamen bir nesli yok etmenin şöyle bir parantez açayım. Bir nesli yok etmenin, bir milleti mağlup etmenin temel prensiplerinde bir tanesi önce aklını başından alacaksın. Kimliğini başından alacaksın. Ondan sonra da onu amatsız, gayesiz bir toplum haline getirip köleleştirmenin en güzel yolu budur. Türkiye'de bunu kanunla da yaptılar. Ama şimdi özellikle son 10 yıldır tabii kendi bu milletiyle savaşanların iktidarlarının son bulduğu bu dönemlerde 70'li yılları ben çok iyi tanırım. Bir devleti de en büyük terörize etmenin, en güzel terörize etmenin yolu o gençliği ayaklandırmaktır. Buna bir örnek verecek olursak bugün Orta Doğu'daki veyahut da Doğu ve Güneydoğu'daki bakın PKK olaylarında ki hareket noktalarında, ön saflarda yine e, o yavru, genç çocuklarımız vardır ölümle karşı karşıya e, veyahut da bu milletin çocuklarını iyi kullanamadıkları için ölenlerin çoğu da yabancı isim adı altında. E, bir Tek sebep bu milletin neslinin inancıyla savaşmaktır. Yani inançlı bir nesil yetiştirmemek. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın inançlı bir nesil yetiştireceğiz ve buna bu ülkenin ihtiyacı vardır. Sözüne karşı verilen gizli bir savaştır. Evet. Bu savaş, ben bunu savaş olarak addediyorum. İşte görüyorsunuz, genç genç insanlar milletvekili oluyor. Evet. Bu, bu genç milletvekilleri kendi ülkesini Rusya'ya pazarlıyorlar. Rusya'ya şikayet ediyorlar. İşte böyle bir nesil yetiştirirseniz yarın bu ülkeye de sahip çıkmazlar, milletine de sahip çıkmazlar. Onları besleyenleri ve onların aldıkları şey kadar ülkelerine sahip çıkarlar ki bugün ortada özellikle Türkiye'de en büyük mücadele Orta Doğu Teknik Üniversitesi üzerinden yürütülüyor. Provokasyon olaylarıdır bunlar. Sabah namazına giden gençlerimiz dövülüyor. Hatta bugün değil, bu öğrenci kayıtları başladığı zaman da başlamıştı bu olaylar. Ben bu üniversitenin öğrenci, bu güzide üniversitenin öğrencilerine şuradan seslenmek istiyorum. Bir ağabeyler olarak. Biz uzaya uydu gönderirken, uzaya uydu gönderirken, süper ülkeler arasında kendi yapıp, kendi uydumuzu gönderirken yine aynı olayları yapıyorlardı. Şunu sorgulamalarını isterim. Ne amaçları ne, ne yapmak istiyorlar? Yaptıkları işler kimin işine yarıyor? Kendi anne babasının mı? Yoksa anne babasını köle etmek isteyen emperyalistlerin, siyonistlerin, zalimlerin, Suriye'de çoluk çocuğu öldürenlerin işine mi yarıyor? Bunu hesaplamalarını isterim. Bu tabii büyük bir provokasyon. E, bu ibadetlerine düşkün olan kardeşlerimizin de sağduyuyla hareket etmeleri isterim. Sabırla hareket etmeleri isterim. İstenen zaten bizi birbirine vurdurmaktır. E, buna da biz öncü olmayalım. Evet. E, Allah fırsat vermesin. Diye. Burada güvenlik kuvvetlerine iş düşüyor. E, tabii Yine, tabii hani, özgürlük meselesi demiştiniz ya e... hocam o konuya girmiştik ya. E... Bu tabi sizin bu özel camia için size burada büyük bir görev düşüyor aslında. Özgürlük kavramını bir nevi sol kafalar aldı Türkiye'de. Yani özgürlükçü anlayışı temsil eden zihniyet Müslümanlar değil de sosyalist, dine karşı duran kesim gibi algılanıyor yani bu kavramların alıp onlar kullanıyorlar. Biz bu kavramlardan konuştuğumuz zaman hani solcu kafasıyla konuşma gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Ama aslında özgürlükten bahsetmesi gereken yegane kesim Müslümanlardır. Öyle değil mi? İbadetlerini yapabilmesi için, Rabbi ile buluşabilmesi için özgür olması gerekiyor Müslümanın. Evet. Dolayısıyla özgürlüğün peşinde koşması gereken Müslümandır. Ama hep solcuların elinde bir şey oldu bu, sopa oldu daha doğru öyle diyelim. İşte bakıyoruz yabancı filmlere, Braveheart'lara vesaire mesela hiç unutamadığım repliği vardır onun. Özgürlük diyerek öldürülmüştü. Bunun dışında işte Che Guevara'lar, çeşitli kahramanlar oluşturulup özgürlüğü bu şekilde bize soktular. Dolayısıyla hani sizin camianın yani, özellikle bu manada özgürlüğün Müslümanların, kullanması gerektiğini ve özgürlüğün peşinde evet işte özgürlük rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in hani çok güzel bir e, notlarında tutuyordu e, ben diyor en önemli şeyin e, hani e, hapishane notlarında e, özgürlük olduğunu düşünürdüm sonra hasta oldum e, baktım ki diyor önce sıhhat lazım sonra özgürlük diyor en büyük kavramın mesela o da dilinde mesela Ali Ezzet Begoviç de özgürlük diyen birisi Dolayısıyla biraz bu konulara girmemiz ve bu dili de ortaya koymamız gerekmiyor mu? Şimdi yani doğru günümüzde özgürlük, çağdaşlık, ilericilik, medeniyet, özgür yaşam, işte çeşitli yaşam tarzları evet. bizlere hep böyle örnekleyerek gelmişlerdir. Önümüze bu şekilde gelmişlerdir. Bunun sebebi nedir? Yani neden bu adamlar... E ee, bu şekilde geldiler de biz mi anlayamadık? Evet. Bizim burada en büyük eksikliğimiz şu. Özellikle bu milletin neslini Kur'an'dan uzak tutmaya gayret ettiler. İslam'ın ve Kur'an'ın getirmiş olduğu özgürlük anlayışından bu milleti ister istemez uzaklaştırdılar, bile bile uzaklaştırdılar. Yani Batı hayranlığı. Evet. Batı hayranlığı dediğimiz olay bu. Yani burada bizim öyle bir nesil meydana getirdiler ki benim bir hocam vardı. İmandan başka her şey cebinde var. Olumsuzluk adına. Öyle bir nesil meydana getirdiler. Tabii bir de biz burada dinimizin kutsallığına çok güvendiğimiz için, dinimizin kutsallığına çok güvendiğimiz için, biz bu kutsal dinin bir mensubu olarak nasıl olsa böyle bir kutsal dinin mensubuyuz. Biz işte normal ibadetlerimizi yaparsak çok da böyle onun bunun işine kavga edip karışmazsak işte ululemre itaat falan ama Hı. hangi ululemre itaat? Bu ululemre itaatsizlik derken isyan manasına değil. Devletine, milletine isyan manasına değil. Bizi bu şekilde kamufle ettiler. Müslümanlar Özellikle ticaretten uzak tutuldular, eğitimden uzak tutuldular. Bunların özgürlük anlayışları şuydu. Bunların e, çünkü e, yeni yetişen neslin en çok hoşuna giden, onun nefsine hitap edecek şekilde giyim tarzı, yeme tarzı, eğlenme tarzları. Ve bugün radyolarda, televizyonlarda e, hep bu şekilde... Bu milletin evladı nesli eğitilmeye çalışıldı. Hatta bugün bile muhafazakar diye adlandırılan, milletten yana gönüllen bu televizyonlarda oynanan filmleri bakınız. Yani filmler tamamen İslami aile hayatının ötesinde herkes birbiriyle aşk yaşadığı bir ortam sergilenmeye çalışılıyor. Şimdi burada bizim eksikliğimiz var mı? Bizim derken bu toplumun, bu Müslümanların eksikliği var. Evet, o eksikliği. Tabii bu Kapatalım eksikliği aflarınızdan sığınarak. Bu bir. eksikliği biz fark etmeye başladığımız an biz suçlu olduk. İşte kanunlarla, çeşitli kanunlar, yönetmelikler çıkararak bu milletin evladına dinini de öğretmediler. Üniversiteye de almadılar. Yani yetişip Anadolu çocuğunun yetişip Ankara'da Beyaz Türkler diye kendini adlandıran bu hainlerin pastasına ortak olmalarını istemediler. Şu anda potansiyel suçlu ilan edilmemizin, yani 90'lı yıllarda Müslümanların dövülmesinin, çocukların okullarda sopalanmasının yegane sebebi bu anlayıştaki emperyalist dünyanın uşakları olan bu milleti köleleştirmek isteyenler bu milletin diniyle Aynen. kavga edenlerin eee saltanatlarını sarsılacaklarını bildikleri için 90'lı yıllar en son zulümdü. 2002 AK Parti iktidarından sonra şimdi böyle bir ortamı yakalayamadıklarından işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, falanca üniversitesinden tekrar Güneydoğu'da da başarılı olamadılar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu tür provokasyon hareketleri Olacaktır Başlatır. burada uyanık olmak lazım. Uyanışımızla birlikte diyorsunuz. Bir reklam arası verelim. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız. Sorularınızı yöneltebilirsiniz bize verdiğimiz adreslerde. Gündem Özel'de sevgili izleyiciler. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyanet Diyanetsen Genel Başkanı Mehmet Bayrak Bayraktutar konuğumuz. Kendisiyle çok önemli özel konuları konuşuyoruz. Ee, özel bir camiayı ilgilendiren konu. Ee, girişte unuttum aslında ee, tüm din görevlilerine selam edelim buradan Akit Medya adına. Hepsine e, selamlarımızı gönderelim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok önemli ve özelsiniz bizim için ee, bu toplumun değişmesi anlamında bugün yaşadığımız o sıkıntıların gitmesi anlamında çok önemli ve özelsiniz. Dolayısıyla Allah yardımcınız olsun. Hocamız da zaten uyanıştan bahsetti. Orada büyük rol düşüyor. Telefonları kilitlemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Twitter'dan, Facebook'tan yazabilirsiniz soruları. Telefonla ulaşamıyorsanız onu söyleyelim. Arkadaşlar yazıp verecekler soruları biz de yöneteceğiz, yönelteceğiz Mehmet Bey'e. Şimdi Mehmet Bey şunu sorayım. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dindar bir nesil, uyanıştan söz ettiniz işte. Bizi sopaladılar, evet. Beyazıt Meydanı'nda sopalar vardı. Bunu ben de bilenlerden birisiyim dolayısıyla. Şimdi, Diyanet Sen bu konuda neler yapıyor diye sorayım. Yani Diyanet Sen elbette bir sivil toplum örgütüdür. Yani... Sivil toplum örgütlerinin bana göre temel prensipleri karşılıklı birbirimizi kabullenmektir. Yani idare edenle, idarecilerle milletin beraber kaynaşmasının sağlandığı noktalardır sivil toplum örgütleri. Burada da birbirimizi yani özgürlük adı altında dediğimiz hoşgörülü olarak, bunun ismi hoşgörüdür. Hoşgörülü bir şekilde karşınızdaki insana saygı duymanız gerekiyor. Sizden olmayabilir, sizin gibi de düşünmeyebilir ama insanca yaşaması için sivil toplum örgütlerinin burada yapması gereken nedir? O ülke içerisinde bulunan veyahut da müntesipleri olan din görevlilerinin hizmet alanındaki hizmetlerin daha iyi nasıl e, yapılabilmesi e, konusunda çeşitli programlar yapmanız gerekiyor. Burada ben sendikacılıkta şu iki ana kategoride değerlendiriyorum. Sivil toplum örgütlerinin haber yani görevlerini. Bir kere burada e, elbette ki sendikacılık temelinde para yatar gibi gör doğrudur. Yani emekle emek örgütü olarak e, siz emek verdiğiniz karşı gruptan hakkınızı isteme talep etme. Bunu da evet. demokratik yollarla. Bir tanesi mali hakların geliştirilmesi. İkincisi özlük haklarının geliştirilmesi. Üçüncüsü hukuki ve idari hakların. Sonra da nedir mesela? Burada e, yani mensuplarınıza özellikle diyanetin için e, din görevlilerine özgüven kazandırılması. Bu evet. müntesipleri için. Ama bir de sivil toplum dediğiniz sizin sadece din görevlileri değil. Onlarla beraber olan annesi, babası, eşi, çoluk çocuğu. Yani büyük bir kitle olan bu aziz millete götürmeniz gerekli vazifeler vardır. Bu da nasıl olacaktır? İdareyle milletin arasındaki e, iletişimi sizin sağlamanız gerekiyor. Bu nedir? Bir tanesi hizmetin kalitesinin arttırılması. Din görevlisi için din hizmetinin kalitesinin arttırılması. Bu konuda bizim çeşitli çalışmalarımız var. Mesela nedir? bizim eğitim programlarını Diyanet Sen Akademisi diye biz bir Diyanet Sen Akademisi şeklinde bir eğitim kurumumuz var. Burada önce kendi şube başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı burada konferanslar, çeşitli seminerler, paneller düzenleyerek yetiştirme. Çünkü sendikacılığın okulu bu hizmet daha nasıl kaliteli götürülebilir. Onlar da kendi illerinde buradan aldırmış oldukları eğitimle veyahut da bilgilerle kendi illerinde üyelerimizle vatandaşla işte panel, konferanstan çeşitli konuşmacılarla beraber bu milleti bu alanda yetiştirmek. İkincisi nedir? Burada yani milletin iradesinin idareye yansıtılması sivil toplum örgütlerinin görevleri. Milletin iradesinin idareye yansıtılması. Yani idare kim? Ülkeyi idare eden iktidar, bürokrasi. İktidarın ne? yanında bürokrasi de idareci. Nedir milletin isteği? Milletin huzur, refah, inandığı gibi örfüyle, adetiyle huzur içerisinde bir yaşam tarzının ona sunulması bunu kazandırmak için de sivil toplum örgütünün burada dengeli bir şekilde milletinden yana olmalı. 70'li yıllarda olduğu gibi değil. O iktidar indiren bir sivil toplum örgütü değil. Yani ülkenin ülkenin sömürülmesi için kurulan tuzaklarla bu tuzakları kuranlarla beraber olmak değil. Hı. Sivil toplum örgütü temsil etmiş olduğu toplumun istek ve arzularını idareye yansıtmak olacak ve idare de sizin getirmiş olduğu öyle bir tavır koyacaksınız ki sizin demiyorum milletin isteğinin dışında bir taleple veya da bir istekle veya da bir uygulamayla milletin karşısına çıkmaması gerekir. Buna e, seçimleri örnek gösterebilirsiniz. Yani çeşitli 7 Haziran seçimlerini bir Kasım için bunu öyle gösterebilirsiniz. Üçüncüsü nedir? Burada iktidar ve muhalefetlerin yani sınırsız güç kullanmasını engellemek. Sivil toplum. Bu çok çeşitli şekillerde tarif edilir ama ben basit bir şekilde böyle tarif etmeye çalışıyorum. Veyahut da bu şekilde olmamız gereken yollardan da bir tanesi diye değerlendirilebilir çok çeşitli yorumlar da yapılabilir. Bir de ülkede vesayeti de edeceksiniz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak burada övünerek söylüyorum. Memur Sen ve bağlı sendikalar Türkiye'de yapmıştır. Türkiye'de başörtüsü meselesini ben böyle alayım. Evet, ne yaptınız dediniz? Çabası, evet. Ne yaptınız dediniz? Hiç kanunun hiçbir yerinde bir yasaklama yok. Sadece yukarıdaki adamların annesinin, dedesinin dinine duyduğu nefretten bu milletin paralarıyla okumuş, belirli yere gelmiş oldukları o nesli temsil etmesi gerekirken onların inancından, başörtüsünden duyduğu hicaptan dolayı bu milletin evladını veyahut da bu milletin başörtüsüyle kavga ettiler. Yönet kanun yok. Anayasada evet. bir yasaklama yok. Sadece ben böyle istiyorum. İşte bu vesayeti de sifre etme. İşte sendikacılığın, diyanet senin ve bağlı bulunduğu sendikaların yapmış olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi demokrasi dedikleri olayın gerçekleştirilmesi, evet. özgürlük diye adlandırılan Onların yalancı özgürlükleri evet, evet. değil yani. Kelimenin ifade etmiş olduğu mana itibariyle vesayeti deşifre etmesi bu sadece Türkiye'de memur senindir. Sağımızdaki, solumuzdaki konfederasyonlar hiç buradan kendilerine pay çıkartmasınlar. Evet. Bu memur senindir. Evet, evet, Sağımızdakini biliyorsunuz, solumuzdakini de memur konfederasyonlarında bahsediyoruz. Bu manada ben hani kişisel olarak sizden bunları duyduğuma çok sevindim. E, çünkü şöyle bir şey var, din görevlileriyle ilgili tabii şikayet etme anlamında değil. E, bu bir tespit anlamında çok güzel şeyler söylediniz. Biraz daha tam yaşadığımız çağa uygun konuşma. E, yani genel manada sadece Diyanet değil, e, diğer sivil toplum kuruluşları, cemaatlerde de aynı sıkıntılar vardı. E, hep asır saadet dönemi anlatılır, orada yaşananlar anlatılır ama e, insanımız bugünkü yaşadığı probleme Çıkış bulamaz, onunla ilgili tavsiyeleri bulamaz. Gittiği yerlerden, dinlediği din görevlerinden, hocalardan e, vesaire kimi dinliyorsa. E, sistemde hep bugünü anlatıyorsunuz ve bugüne yönelik çıkışlardan söz ediyorsunuz. İnsanların anladığı, e, şey yani olması gerekeni e, konuşuyorsunuz. Yani genelde din görevlileriyle ilgili vaazlarda da hep böyle bir fırça atılır ya insanlar hani bir cumadan cumaya namaz, namaza gider çoğu kişi. Orada da bir hep asr-ı saadet duyar, hep bir fırça yer. Sonra bir hafta bir daha gider, bir daha fırça yer. Hani bu dilin değişmesi anlamında Diyanet İşleri Başkanımızın da hep gündeme dair konuşuyor. Bunlar çok önemli şeyler. Çok güzel şeyler söylediniz. Onu bir kere o konuda bir kere sizi tebrik edeyim. memur senin meselesi de çok güzeldi. Bir de e, asıl sıkıntı da yani e, projeler ürettiğinizden bahsettiğinizde milli manevi olanı, milletin istediğini verme. Kültürel anlamda dergiler de çıkartıyorsunuz siz. E, kültürel anlamda çok yoz durumdayız. E, ya Ak Parti özellikle ben şahsım adına çok 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 eleştiriyorum gençliğini çok çok eleştiriyorum kültür sanat üretmiyorlar diye. E, bu manada size de çok iş düşüyor özellikle. Bu dönemin şeyi de bu aslında öyle değil mi? Yani sinema filmleri, kısa filmler, işte kısa videolar, hani sosyal medya, insanları yakalama, duyguyla yakalama. Bu manada kültürel olarak neler yapıyorsunuz, neler veriyorsunuz? Çünkü bunlar çok önemli. Mesela bir tiyatromuz yok. Yani bir filmlerimiz yok, arda gelen, istikrarımız yok. Bu manada bunlar çok önemli şeyler. Bu konuda genel siyaset adım atmıyor. Siz neler yapıyorsunuz kültürel olarak? Şimdi ben tabii çok güzel bir soru sordunuz. Bu kültürel anlamda da Diyanet Sen'in çok güzel hizmetleri var. Mesela ama buraya girmeden evvel az evvel şu bir fırça meselesi dediniz ya. Çok kısa bir parantez açayım orada. Ben şöyle başlamak istiyorum. Hiçbir zaman benim din görevlisi kardeşim cemaatine fırça atmaz. Ama tenzih ederim sizleri ve bütün samimi dindar kardeşlerimi. Adamın bir tanesi Ramazan'da oruç tutmaz. Şöyle bir kısa anlatayım. Ben espriyle karşılayıp ee, tabii gündüz yer içer fakat bayram namazına bu millet için önemlidir. Bayram namazına gider, Hoca Efendi de kürsüden şöyle bir konuşma yapar. O anda da o oruç tutmayan arkadaş içeri girer. i̇şte bakın oruç tutmadılar, ne fayda kazandılar, ne kar ettiler, söylerken de ara sıra Hoca Efendi'nin gözü arkadaşı böyle çakışırlar, bakışırlar. Şimdi o oruç tutmadı ya o arkadaş, hemen üzerine alındı, üzerine alındı darlandı. Hoca Efendi ikide bundan bahsediyor. Ya hocam hep bana söylüyorsun dedi. Ya şunların içinde de tutmayan var. Benim gibi aşikare değil ama gizli yiyenler var. Neyse bu bir espri. Evet. Aslında Hoca Efendi'nin bu sözlerinden... Her iki sözlerinden, tarafa da vurduk Cuma'dan. Yani bu Hoca Efendi'nin sözlerinden bizim benim şahsın çok eksiğim olduğu için Hoca Efendi hep beni fırçalıyor zannediyoruz ama değil. Ee, biz doğruyu anlatma gayret içerisindeyiz. Tabii, ee, tabii ki bizim anlatmanın tebliğinde bir metodu var. Bunu en güzelini biz din görevleri uygulamamız gerekir. Buna inanıyorum. Zaten sendikamızın kültürel hizmetler içerisinde ikinci grupta saydığım hizmetin maddelerin birinci başlığı neydi? Din hizmetinin kaliteli sunulması. Evet. Bu yani konuda eğitim var, bir metot öyle değil mi? Tabii, yani tek tabii, düzey tabii, klasik tabii. yöntemler artık bırakılma. Farklı bir çağda yaşıyoruz. Televizyon yani, çağında öyle değil görsel mi? görsel olarak da, yazılı olarak da bizzat uygulamalı bir şekilde biz bunları yapmaya gayret ediyoruz. Tabii memur sendikacılığı yeni kurulmuş bir sendikacılık. 10 senelik bir geçmişi var. 2001'de çıktı bu kan. 14 senelik bir geçmişi var. Şimdi Burada biz mesela kültürel anlamda din ve toplum dergisi çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu dergi çok yerden demiyorum her yerden kabul görmüş ve okunulması ilgili birimler tarafından tavsiye edilen kitap kütüphanelere çeşitli okulların birimlerine saklanması korunması gereken bir dergi olarak. Ee, ve bunun yazarları da uzman yazarlar. Çoğu hepsi alanında uzman, hoca olan insanlar, akademik insanlar. Bunun yanında bir de e, bizim hizmet kolunda, vakıf hizmet kolu olduğundan dolayı Vakıf ve Toplum Dergisi çıkarıyoruz. Vakıf ve Toplum Dergisi. Bu Vakıf ve Toplum Dergisi'nde de amaçladığımız nedir? Atalarımızın yani bize bırakmış olduğu sanat alanında, her alanda o güzel eserlerin tarihsel değerlerini, onları geliştirilmesini, muhafaza edilmesini, onlardan, kitaplarından, kültüründen bırakmış oldukları her türlü bilgiden faydalanmasıyla ilgili vakıf ve hizmet kolu için hazırladığımız bir dergimiz var. Bunun yanında şimdi inşallah 2016 yılında çalışmaları bitmek üzere, çalışmaları bitme, kadın ve toplum dergisini çıkaracağız çünkü en çok su istimal edildiğimiz, Allah. özellikle kız evet. çocuklarımız ve bugün televizyonlarda az evvel dediğim gibi hayatların heba edildiği, evet. ahlakın olmadığı edebin yok sayıldığı ahlaksızlığın özellikle e, içili kadın moda ve tabi yani ahlaksızlığın moda ve medeniyet evet. diye gösterildiği, çıplaklığın, tesettürün zulüm diye sayıldığı o televizyon sahnelerinin ne kazandırıp ne kaybettirdiğini anlatan çok güzel bir amaçla, konuyla, içerikle çıkacak olan bir dergi ki ve bunları da zaten hızlandırmaya da devam edeceğiz bu kültür alanına. Şimdi tiyatro alanına gelince olması gerekir mi tabii? Sinema dünyasına gelince doğru senelerdir 100 yıldır, 90 yıldır Türkiye'nin sineması Türkiye'de yaşayan halkların Müslümanların özellikle örfüyle, adetiyle alay edildi, hakaret edildi. Evet. Evet, manzim. Onun için sinema Malum, Kemal bizim sinan filmlerine baktığımızda yani ben zaman, isim mi? vermiyorum. Alay evet. mesela hoca tiplemeleri. Evet, evet. Ee, milletin bakın sadece din mesele değil. Din önemli ama bu milletin örfü de çok önemli bir mit örfüyle vardır. Örfüyle, geleceğiyle, kültürüyle kendisini devam ettirebilir. O milleti asimile etmenin en güzel şeyi. Birincisi inancını ondan soyutlayacaksınız. Ondan sonra bez paçavrası dediğiniz başörtüsünü benim babaannemin başına sardığı o sarı Anadolu'daki, Akdeniz'deki yörük annemin başına sardığı koyduğu öfesi fesi aşağılamanız, küçüklemeniz, o milleti yok etmeniz, asimile etmenizdir. Bugün doğu ve güneydoğu'da daha evvel uygulanan politikaların getirmiş oldukları yanlışlıklar bak bugün terörle çözüm aranıyor. Su evet. Suistimal Maalesef. ediliyor. İşte geçmiş idarecilerin o bölgede yaşayan insanların kültürlerini, dillerini, örflerini, inançlarını hiçe saydıkları için bir şey söyleyeceğim. Burada, Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanımız Özal'a, Başbakanımız. Tamam. Kürtçe şarkıları serbest bırakacağı zaman yer yerinden oynadı. Ne oldu? Biz bölgeye gidiyoruz. Teşkilat çalışmaları, her türlü faaliyetler için. Çok da güzel anlaşıyoruz. Ve... Genelde Türkçe şarkılar dinleniyor. Kürtçe şarkılar da dinliyor. Millet battı mı? Ana dilde konuşmanın yasak olduğu bir bölge halindeydi. Aha rahat rahat millet konuşuyor. Siz insanları özgürlüklerini, onların yaşamlarını, hayatlarını, kendilerini ifade edebilecek unsurları ellerinden almaya başladığınız zaman tehlike orada vardır. Bugünkü sıkıntının yegane sebebi budur ama bunu Kürtlerden önce başkaları suistimal etmeye başladı. Kürtlerin suçu da Müslüman olmaktır zaten. He. Bakın bugün PKK diye adlandırılan DAEŞ, IŞİD diye adlandırılan örgütler orada özellikle dinine sahip, dini bütün Kürtlerin kendilerine destek vermedikleri için bugün biz Ankara'da Hak İş, Kızılay ve İHH ile bir yardım kampanyası başlattık. O bölgede yerini terk eden vatandaşlar, Kürt vatandaşlar ve Bayr Burcak Türkleri için basında geçmiştir. Öyle zannediyorum. Evet. Neden? Kimler kovalanıyor? Müslüman Kürtler kovalanıyor. Bunun sebebi yanlış idare. Bu insanların hayatının idamesi için <laughs> veyahut da hayatını devam ettirebilmesi için ellerinden aldıklarınız özelliklerin suistimal edilmesidir. Evet, bu nice. kültür hizmetine memur sen olarak, diyanet sen ve ve biz çok, özellikle diyanet olarak çok önem veriyoruz. İnşallah bu konuda başarılıyız ve başarılı olmaya da devam edeceğiz. Evet kültürel adımları bekliyoruz inşallah sizlerden. Bu, bu arada e, izleyicilerimizden çok e, fazla sayıda aynı soru var. Onu bir isterseniz cevaplayalım. İzleyicilerimiz çok meraktalar. O soruya cevap bekliyorlar. Arayanların herhalde büyük bir çoğunluğu o, o soru için arıyorlar. E, dolayısıyla biz de hani e, vakitten tasarruf edelim diye. Vekil ve Fahri imamlar konusu. Herkesin sorduğu soru bu aslında. İkisi birbirinden ayrı galiba. Vekil ve Fahri mi aynı mı? Evet. E, onların durumu ne olacak? Onlar şu an sizden cevap bekliyorlar. <laughs> Şimdi bizden onlara dua. <laughs> yani şöyle vekil dediğimiz arkadaşlarımız şu anda süreli vekillik yapan, imam hatiplik yapan arkadaşlar kimdir bunlar? İşte yurt dışına görevli giden arkadaşlarımız, üç askere giden arkadaşlarımız, din görevlisi ve ücretsiz izine ayrılan arkadaşlarımız yerine onların izin sureleri nispetinde Devletten yani Diyanet'ten başkanlığından görev alan arkadaşlarımız, Fahri diye adlandırılan Kur'an kursu öğreticilerimiz var. Bunların çoğunluğu evet. Hanımefendi kızlarımız. Evet, onlardan açığı. da soru gelmiş. Onlardan da soru <laughs> geldi. Evet, onlardan da soru Onlar da, da ders ücreti karşılığı görev yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız, Hanımefendi hocalarımız. Şimdi Türkiye'de esas problem burada demiyorum problem değil. Ama Türkiye'nin geçmişteki idaresinin eksikliklerinin din eğitimine, Diyanete önem vermemeyişinin doğurduğu sorunlardır bunlar. Biriken sorunlar, biriken Geçmişten gelen ve biriken bugün sorunların, biriken sorunların e, şeyleri nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl, 15 yıl Diyanet'e kadro verilmedi. Türkiye nüfusu hızla artıyor. Ve %99'u Müslüman diyorsunuz. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, anayasal kuruluş olan Diyanet Başkanlığı'nın hizmet alanını daraltıyorsunuz. Hizmeti din görevleri yapacak. E, kadro vermediğiniz zaman hizmeti yapacak kişileri kıstığınız zaman hizmeti de yapamayacaktır. Bu o günkü az evvel bahsettiğim Türkiye'de oynanan oyunların bir tanesiydi bu. Evet. 2005 yılında Diyanet Sen, 2004'te yetkili sendika olduk biz zaten. 2005 yılında bizim 27 Mart'ta bir kongremiz vardı. Orada iktidar partisinden milletvekillerimiz, grup başkan vekilleri katılmıştı. AK Parti e, hükümetti ki o zaman evet. orada bir söz almıştık ve o sözün neticesinde AK Parti'ye ben burada teşekkür ediyorum. 12 bin vekil vardı. 96-97 90'lı yıllardan. Bu bir de, bir de bu hareket e, 74'teydi herhalde Refah, e, Milli Selamet ile Cumhuriyet Halk Parti iktidarında merhum savunan adam diye adlandırdığımız Erbakan hocamızın o günkü iktidarla beraber icra ettikleri vekilleri kadroya geçirmiyor. olay. E vermiyor. Yani işte onun için zaten bunların evet. suçu, Benderes'in suçu, <laughs> rahmetli Erbakan'ın suçu, Özal'ın suçu, Tayyip Erdoğan'ın suçu bu milletin diniyle milleti barıştırması veya din hizmetinin ayağına getirme istemeleri. Yani bunların suçları bunlar. Biri barıştırmaya kalksa. Kalksa ya zehirliyorlar evet. ya idam ediyorlar ya da görev yaptırmıyorlar. sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle indirmeye kalkıyorlar. Yani Türkiye'de her türlü senaryo denendi. Şimdi ne oldu? O zaman 12 bin vekil şeye geçti. Daha sonra teşkilat yasasının çıkmasıyla 4500 kadro. Daha sonra 8 yıllık eğitimle Kur'an kurslarının önü kapanmıştı. Ekullarda hiçbir din eğitimi yok. E kız çocuklarımız hiçbir yerde bir din eğitim, ahlaki eğitim alamıyor. Kız Kur'an kurslarının çoğaltılması ve yeniden açılması konusundaki merhum genel başkanın döneminde Ahmet Yıldız'ı burada rahmetle anıyorum. Allah yattığı yerleri nur etsin. Onun başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kendisine bu teklifi sunmuştuk. E, Allah razı olsun o zaman 4500, 4 çeyli olarak alındı. Daha sonra 4 bli Derken bir alışkanlık haline geldi. Mesela 2011 yılında 11 bin Fahri Kur'an kursu öğretmenlerimiz görev aldı. Yine bunda e, o günkü iktidar isim vermeyeyim. iktidar mensupları devlet bakanımızla o günkü konfederasyon baş, yaptığımız görüş, başkanımızla yaptığımız görüşme neticesinde seçimden önceydi. Şimdi bir bu alışkanlık haline geldi. Şimdi kurum diyor ki Kurum da haklı burada. Bakın, burada işte Biraz uzatacağım ama. O, zaman, o zaman bir reklam arası verelim mi? Pekala. Bunu Geçmesin. çünkü e, güzel izah ettiğimden evet, izleyicilerimiz hem kurum de merak ediyor, bekliyor. hem bekleyenler açısından. Tamam, o zaman bir reklam verelim. Sonra tamam, rahat rahat ederim. beni sıkıştırmasınlar. Ben de şimdi beni reklam reklam <laughs> tamam. Kısa bir reklam sevgili izleyiciler. Sonrasında beklediğiniz cevap gelecek. Gündem Özel'de sevgili izleyiciler, Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayrak Tutar var. Çok sayıda soru var. En çok merak edilen konu üzerindeydik ki reklam arası vermiştik. Şimdi tekrar hocamıza e, sözü verelim. Kaldığınız yerden buyurun hocam. Yani en son e, 2011'de e, 11.000 fahri görevlinin alınmasıyla, e, daha sonra beli sözleşmeli alınması, bu artık bir alışkanlık haline geldi. Tabii bu arada <laughs> e, dışarıda bekleyen, yani şu anda fahri ve vekil durumunda olmayan birçok arkadaşımız var. Bunlar da şöyle sorguluyor. Yani hepsine birden görev veremiyorsunuz, şartlarınız müsait evet. değil, kadronuz müsait değil. E, biz kadar görev alamadığınızda bizim halimiz ne olacak? E, başkanlık da burada haklı. Yanlışları başkanlığı. Şimdi başkanlığı da ben haklı buluyorum. E nasıl olacak şimdi? Hem böyle mi devam edecek? Şimdi bu arkadaşlarımıza görev verdiğiniz zaman, kadroya aldığımız zaman bu arkadaşlarımızı bu yerleri yine doldurulacak. Vekiller için söylüyorum. Yine doldurur. Bu kadrolar boş kalacak çünkü. Fahriler de aynı şekilde. Ben özellikle Fahriler'in şöyle bir durumu var. Ben e, il müftülerimden, başkanlığımdan buradan şunu istirham edeyim, e, bir din görevlisi olarak, bir diyanet mensubu olarak. Gerçekten e, bu kadar 10 binin üzerinde, 15 bin'e yakın fahri Kur'an kursu bayan öğretici çalıştır. Bunlar hafızlık yaptırıyorlar, e, çeşitli Kur'an öğretiyorlar, dini bilgi veriyorlar. Gerçekten buna ihtiyaç varsa, bunu ihtiyaç olarak bildirsinler. Bu evlatlarımız sefalet ücretiyle bu kardeşlerimiz e, ne yapsın? Sıkıntıyla karşı karşıya kalmasın. Hepsinin çocuğu var, çoluğu var, evet. ailesi var. Medeni bir yaşama doğru kendilerini hazırlasınlar. Vekillerimiz de aynı şekilde. Şimdi ne olacak bu sefer? E Bunları dedik ya yine kadro. Ben şunu söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, konumu itibariyle zor şartları da olabilir bunların yeniden eğitilmesi, tartışmalar da olabilir. Bunlara zaten şu anda görev verilirken asli görev alacak olan kişilerde aranan şartlar bunlarda da aranıyor ve mülakatla din hizmetleri hizmet, yazılı imtihan dediğimiz o imtihanla da girerek belirli puanı alarak bunlar görev başlatılıyor. Şimdi ben diyorum ki bu seçim döneminde, Özellikle siyasiler bütün illeri gezdiler. Bu arkadaşlar da çok güzel örgütlenmişler. Kendi haklarını arıyorlar. Hani demokratik ülke, evet. demokratik hakkı evet, evet. Her bölgede milletvekillerine birçok zaman başbakanımıza ulaştılar. Ee, hep böyle umutlandırıldı arkadaşlar. Olması gereken tabii din hizmetleri. Ben e, Sayın Başbakanımızın da ve bu iktidarında. ...bu milletin dinine ne kadar saygılı olduğunu... ...diyanete vermiş oldukları... ...önem, ehemmiyet ve değer... ...ortada. Evet. Direkt başbakanlığa bağlanması bile... ...bu milletin dinine, diyanetine... ...verilen bir önem. Çünkü Diyanet ...başkanlığı sadece Türkiye'nin... ...Diyanet Başkanı değil artık. Dünya öyle görmüyor. Evet. Onun, <laughs> onun Dünya İslam dünyasının halifesi olarak evet. görüyor. Ve... Bugünkü Sayın Görmez'in icraatları da bunu ortaya koyuyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Tabii bu teşekkürü de diyoruz ama gelin iktidar başbakanımıza da SSC milletvekili adaylarımızın verdiği söz var. Sizlere kadro vereceğiz ve dedikleri şey şuydu. Özellikle milletvekillerimizin, siyasetlerin bunu sendikanıza taşıyın. E sendikanız kim? yetkili sendika. Diyanetse doğru muhatap olan sendika gitmesi gereken bu arkadaşlar da doğru yere geldiler. Ben şimdi diyorum siyasilere verdiğiniz sözleri tutun. Bir sefere mahsus. Bundan sonrakilere değil. Çünkü kaos çıkıyor. Dışarıda bekleyen evlatlarımız var. Bunu böyle bir şarta bağlayalım. Sayın Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na daha evvel göstermiş olduğunuz merhameti bu arkadaşlarımıza bir sefer daha göstersek daha iyi olur ve bunlara kadro verilmesinde kaybedilmez. Bu evlatlarımız kazanılır ve bundan sonra da belirli bir şart getirilirse görev alacak arkadaşlar da umutlanmaz. Neden? 2005 yılından bu yana Türkiye'de görevli alımının, Yağışları Başkanı'nın görevli alımının ağırlıklı bir şekilde böyle olduğu için herkes kadroyu böyle bekliyor. Bu son olmak kaydıyla ben Dediğim gibi tekrar ediyorum. Aynı şeyi tekrar etmekten de hicap duyarım. E, siyasiler e, hep bana gönderdiler. Sendikanıza gidin. Bu arkadaşlar daha ben dün Samsun'dayken sendikamı ziyaret ettiler. Teklifleri bana götürdüler. Ben de iktidar hükümetime, siyasilere götürüyorum. Bu arkadaşların kadrolarını verin. E, bu arkadaşları da bu sıkıntıdan kurtarın diyorum. Diyorsunuz bunu diyorum. değil mi? Sürekli diyorsunuz. Bir sizde. sefer, bu seferlik. Bir dahaki ne demeyeceğim. Çünkü gelecek olanlar bilecekler. Neden ama? Neden böyle diyorum? Çünkü bunların yeri kadro verildiği an yine doldurulacak. Bakın yine bu boş kalacak o izine izinli olanların yerleri. E pekala. Ama hep böyle kadro verilirse e kadro alamayan, dışarıda bekleyen çok güzide, çok kaliteli yetişmiş ilahiyat mezunu arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, evlatlarımız var. E bunların suçu ne? Şimdi bunun şartı da burada daha evvel konulması gereken bu sınırlamanın burada e, bu arkadaşlara kadro verilerek konulması artık yönetmelikle mi, kanunla mı? Neyse bundan sonra gelen de vekillikte almış olsa şunu bilecek. Başkanlığın görevli alımında açmış olduğu sınavlara girerek görev alacağını. Ama bunlar böyle bir şey... E, Anlatılmadı, bu hevesle geldikleri, özellikle seçim öncesi bunlara umut verildiğinden dolayı e, bizim iktidarımız merhametli bir iktidardır. Ben bu milletin umutlarını kırmayacağım dedi. Bunların da umutlarını kırmasınlar e, diyor. Seçim vaatleri vardı, o seçim vaatleri bir bir yerine geliyor. Verilen sözler tutuluyor. Bu tutuluyor. Manada, tutuluyor. Evet. E, bu sözde tutulacaktır inşallah. Ben diyelim. tutulsun istiyorum yani. İnşallah tutulacaktır. Son tutulacaktır. Çünkü çok özel bir camiaya verilmiş. Özel bir, bir camiye ihtiyaç var çünkü. Bakın 16 bin Fahri dediğimiz Kur'an kursu öğretici var. E bunlar çalıştırılıyorsa az bir ücretle, 3'te 1, 3'te 2 ücretle bile o zaman ihtiyaç varsa verelim. Daha şevkle, daha iştiyakla çalıştırılsınlar. Bir Aynen. hizmetçi gibi Veyahut da bir dilenci ücretiyle şey adlandır, tenzih ederim o evlatlarımızı, o evet. o meslektaşlarımı tenzih ederim. Ama durum bu, almış olduğu ücret o. Tabii siyaset için çok önemli bir nokta, çok özel bir nokta. Hani bugün başbakanımız da çok şikayet ediyor, cumhurbaşkanımız da, bakanlar da, milletvekilleri de hepsi çok şikayet ediyor insanların bilinçsizliğinden. İşte bakın size elinize bir fırsat. Ee, bu kardeşlerimize e, verdiğiniz sözü tutun ki bunlar da toplumu bilinçlendirsinler, biz bu sıkıntıları yaşamayalım. Çünkü o sözü tutmadığınız zaman e, bir kriz ve krizde kaybedilen para yani, devasa, yani, vereceğinizin 10 katı kaybediyorsunuz. Bir hizmetini evet. e, yetişmiş, kaliteli ve güvenilir devletin kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, eğitim statüsü içerisinde hizmetin götürülmesi ve bunlar zaten şu anda bu görevi yapıyorlar. Evet. Bu görevlerin devamı. Ama tekrar ediyorum, bana başkanlıktan ve şeyden kimse kızmasın. Niye böyle evet. diyorsun diye e bir daha imtihanla. Yani konular memur alım şartlarıyla gelecek evet. ona da bunu açık size. açık e... açık açık söylüyorum. <laughs> açık, açık, Ama açık, bu söyle. arkadaşlara <laughs> söz verildi. Evet. Hepsi bana gönderdiler. Ben de şimdi gönderdikleri adamların isteklerini. İktidarıma, Sayın Başbakanıma, milletvekillerime sözcüleri olarak az sizin evet. buyurmuş olduğunuz çok kıymetli bir e, grubun temsilcisi olarak ben şeref duyuyorum. Böyle bir teşkilatın evet. genel başkanı, temsil sözcüsü ben evet. onların hizmetkarıyım. Sizi seviyorlar zaten, evet. selamlar var, güveniyorlar. Seyyidun kavmi <laughs> Bizim evet. felsefemiz budur. Resulullah'ın söylediğidir. O milletin seyyidi, o milletin hizmetkarıdır. Eyvallah. Biz hizmet onlara eder, hizmet efendidir. etmeye devam edeceğiz Eyvallah. inşallah. Ee, son 5 dakikamız başka sıkıntı var mı? Ee, dile getirmek istediğiniz o son 5 dakikada onu sorayım. Ee, yoksa daha e, bir soru var mı? O kadar değil. Yani sizin önceleyelim. Ee, Şimdi şöyle dile ben teşekkür istediğiniz... ederim. Şimdi e, tabii din hizmeti sunulurken elbette ki bu hizmeti sunanında çok kaliteli bir hizmet alması gerekir. Yani kaliteli bir eğitim alması gerekir. Yani e, özellikle din eğitimi e bu da ilahiyat e, e, noktasında ilahiyat eğitiminin daha üst seviyelere çıkarılması, bilgi seviyesinin daha yükseklere çıkarılması. Şu anda bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 122 bin personeli var. Kadrolu personeli yalnız. Kadrolu personeli. Bunların 54 bini yaklaşık olarak bu rakamlarda şey olabilir beni bağışlasınlar. 54 bini ön lisans mezunu 20 binde devam eden var şu anda dikey geçiş sınavlarıyla bu hak lisans tamamlama 4 yıllık dini yüksek okul lisans tamamlama evet. dini lisans tamamlama hakları var fakat bunun bunun sınırlı bir şey var rakamı var 7500'lü düşürdü düşürdü 4500'e getirildi. Ne oluyor? E şu anda e, yine ilgili kurumdan aldığımız bilgi, Diyarşteri Başkanlığının haricinde dışarıda 200 bin civarında 150 bin civarında ön lisans mezunu var. E yeni genç arkadaşlar, hiçbir evet. işi yok. Daha çok bunlar e, önümüze geçiyor. Bunu da bir tarafa bırakalım. Biz diyoruz ki daha evvel öğretmenlere verildiği gibi. 80'li evet. yılların sonlarında. Polislere verildiği gibi. iki sene ve sağlık personeline verildiği gibi. Biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız. Evet. Sağlık personeli gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlıkçılara en büyük bağışıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı o bağışı, o hediyeni, Başbakanımız tarafından da ilgili kurumla, yökle, görüşerek sınavsız, e, lisans tamamlama, lisans eğitimini iki yıllık mezunlarımızın, ön lisans ilahiyat mezunlarımızın e, bu şekilde sadece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları için verilmesi çünkü bunu alan arkadaşlarımız artık anlatmaya gerek yok. Elbette ki bir eğitimden geçeceklerdir. Bir kere bir cemaat karşısında bir özgüven kazandırılacaktır. Evet. Ve cemaatte teknoloji, ilim, irfan hızla ilerlediği bir dünyada onun karşısına geçip dinlediği insanın dünyanın bütün meselelerine değil ama sahasının alanına, kendi alanına vakıf olduğu bir insanı dinlemekten alacağı hazzı düşünelim. Evet, evet. Çok çok önemli bir konu. Ben de oraya şöyle gelecektim hocam. Ee, şimdi hani mesleğin o, o hak ettiği yere getirilmesi, bu özel camianın hak ettiği yerde durması şu açıdan çok önemli. Evet. Yani insanlarımızla ilgili bu eleştiriyi bizim insanımıza, bize yapalım şimdi. Bunun bu görevlilerle bir alakası yok. Yanlış anlamasınlar onu kesinlikle. Yani insanlarımızda şu vardı. Yani ya şu bizim azıcık kafası çalışan ondan sonra ha bu çocuk parlar iyi para kazandırır biz bunu hukuka verelim tıbba verelim işte şuraya verelim bu buraya daha çok para kazansın gibi hep böyle bir algılama vardı. Ama ne oluyor işte toplumsal anlamda, dini anlamda yaşadığımız bu buhranın sebebi de bu. Yani bu çocuk okumaz. Bari buna ilahiyata verelim, imam olsun şeklinde böyle bir çok yanlış bir algılama var. Bu da geçmişten gelen problemler yüzündendi. Şimdi meslekte de bu cazibiyet olmayınca haliyle annelerin babaların maalesef böyle bir durumu vardı. O onlara bizim şikayetimiz olsun. Şimdi sizin bahsettiğiniz hususlar gelirse... Bu maaş kalitesi, hak ettikleri kalite, eğitim, eğitimli, donanımlı o sistem geldiğinde bu başbakanımız bunu fark ettiğinde eğitimli, donanımlı imam yani Cuma'dan Cuma'ya gidenlere yine taş atalım. <laughs> cuma'dan Cuma'ya gittiğinde Allah Allah karşısında böyle yani böyle donanımlı, her konu bilgi böyle birini görünce belki Cumartesi de gelmek isteyecek o şeyi ufku görünce. Bu çok önemli bir şey. Yani yani bir ruhsal, yani... psikolojik bir olaydır. Karşısındaki insanın güvenilir. Mesela bir doktoru düşünün. Hep sorarlar. iyi bir doktor var mı? Evet. Gerçi bizim doktorlarımız hep iyidir. Hiçbir tanesi tartışılmasını istemem. Hepsi çok değerlidir. Teşhis. Birisine bir hap yarar. Ama kimin verdiği hap ona daha çok onun için o doktor sorarız. Evet. Din görevlisi bunda bunun kadar da ehemmiyetlidir. Çok önemli hocam. Eğitimli ve kaliteli yani, olması. Yani biz bir zamanlar Abdül e, e, Abdülmetin Balkanlı Hoca e, iki telli kaya başındaydı. E, arabayla atlar onu cumaya özel onu dinlemeye giderdi. Neden? Of dinlemeye doyamıyoruz yani doldurmuş kendisini. Evet. Bu böyle bir şey işte. Yani onun için ben bu hakkın bu e, lisans tamamlama hakkının verilmesi bir şey daha bu çok önemli. Bunu hem iktidarımızın, Sayın Başbakanımızın e, ve bütün siyasilerin, özellikle bu memleketi seven dindar siyasilerimizin hiç ayrıntı yapmıyorum hiçbir partide. O Rusya'ya şikayet edenler gibi değil. Evet. Dindar siyasilerimizin. Yağışları Başkanlığımızda bu konuda Sayın Başkanımızla yaptığımız görüşmedeki onun ee, bu konudaki düşüncelerine de teşekkür ediyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Kırsal kesimlerde camilerimize muhakkak ve muhakkak lojman yapılmaz. Evet çok çok. Neden? Bu bizim din görevlerinin en büyük sorunu. Artık köylerde, kırsal kesimlerde devleti temsil eden ve oradaki o vatandaşı e, yönlendirecek, aydınlatacak, ona önderlik yapacak tek insan imam kaldı. Evet. E bunu sosyal hayatını normal düzenlemezse evinde huzur içerisinde Çoluk çocuğuyla beraber bir çayını içemezse bir sıkıntı içerisinde bu o topluma ne getirebilir? Aynen hocam. Bakın ben e, Ekim aylarıydı. E, yine bu teşkilat çalışması nedeniyle Süremizin sonuna geldik bu arada Bitiriyorum. Hocam. Bitiriyorum. Doğu'da bir ilçe müftümüzle beraber olduk. Burada kendisine çok değerli bir hoca efendimiz bana şunu söyledi. Sayın başkan ne olur bunu dile getirin. Biz köylerimize imam atayamıyoruz, lojman yok. Ve imam gönderemediğimiz zaman köylerdeki evlatlarımız evet. başkalarının örgütün eline geçiyor. Çok. Ve daha çıkıyor. İmamın önemi ben kendi çocukluğumda çok bunda... Ee, abdest alır, imamı beklerdim. İmam beni çok severdi, aramız çok iyiydi. Bu, bu halde olmamın sebebi belki de hani bu kadar o imamla e, güzel anılarımız vardı çocukken yani. Evet. Ne kadar önemli olduğunu ben kendi hayatımdan onun biliyorum. Onun manevi hayatı, manevi çok etkisi etkiliyor. çok fazla. Yani işte yani. onun kalitesi çok önemli. Dolayısıyla sizlere hak ettiği değeri vermesi gerekiyor bu hükümetin. E, i̇nşallah o tutulur. Bir şey tutulu. söyleyeyim, bitirelim o zaman. Ben eskiden e, televizyonlarda özellikle pazar sabahı televizyonlarda devlet televizyonu var. Bir film oynatılırdı. Muhakkak o filmde papaz vardır. Ben bunun izrabını hep yaşadım. İmamdım. Çocuklarıma seyrettirmek için. O papaz muhakkak bir bahane bulunup o filmde getirir çocuklara ya çikolata verir ya bir hediye verir. Neden? He. Çünkü devletin ve milletin garantörü gelecek olan nesildir. O halde bu nesli iyi yetiştirmek için ben başbakanıma buradan, Sayın Diyanetleri Başkanıma, bütün Cumhurbaşkanıma ne olursa olsun Doğu ve Güneydoğu köylerimize muhakkak lojman, Toki kanalıyla mı olur? Nasıl olur? Buraya bir para ayı ayıralım. Batıdaki köylerimize bu da çok önemli. Evet. Üç haneli, beş haneli köylere kadro mu verilir? Allah razı olsun verenlerden. Özellikle İnşallah. bu son on son 10 senedir buralara verilen kadrolardan din hizmetini işte dindar nesil yetiştireceğiz evet. diyenlerin sözünün arkasını doldurmasını olduğunu, bekliyoruz. Dolduruyorlar. Bunu biraz daha hızlandırmaları evet, evet. gerekiyor. Faiz lobi ileride faiz lobisine gideceğine şimdiden imamlarımıza Şimdiden gitsin. bu nesli. Gitsin. Evet. Bu milletin evladını kendine layık olarak yetiştirelim. Eyvallah, çok teşekkürler. Valla doyamadık. İnşallah başka zaman yine sizi ağırlamak isteriz. Ayağınıza, gönlünüze sağlık diyoruz. Ee, ve sizin nezdinizde tüm bu özel camiyeye selam olsun ee, diyelim. Ve ayrıca Batı Trakya'daki seçilmiş imamlara da selam olsun diyelim. Selam olsun. O da efendim. ayrı bir konu. <laughs> hepsine saygı duyuyorum. Buradan evet. hepsine saygı da selam evet. diyorum. Evet, sevgili Cuma izleyiciler. Ve e, tabii süremizi bayağı açtık, sohbet bitmedi. E, diyen sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'la sohbetimizi burada noktalamak durumundayız. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.